Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rize Voskar Otomotiv'deyiz ve Volkswagen'in Türkiye'deki ilk elektrikli modeli ID.4'ü inceleyeceğiz. Bu araç şu an 1 milyon 870 bin liralık bir liste fiyatına sahip. Fakat Türkiye'de lansmana özel, ki muhtemelen daha devamlılığı da böyle olacak diye düşünüyorum, 1 milyon 650 ila 1 milyon 670 bin lira civarına, bayiden bayiye, araçtan araca, metalik renk, opak renk farkına göre farklı fiyatlarla satılmakta. Hadi gelin birlikte bakalım yeni ID.4 bize neler sunuyor. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda ekranda çıkan hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Anlık araç kampanyaları, anlık araç incelemeleri, araçlarla ilgili farklı farklı paylaşımlar yapıyorum. Hadi gelin şimdi ID.4'e geçelim. Evet, Volkswagen'in ilk elektrikli ID.4 ile birlikteyiz. Ülkemiz pazarında satışa sunuldu biliyorsunuz. Video başında da söylediğim gibi gayet güzel fiyatlarla alınabiliyor. Şu anahtardan başlayalım, bildiğimiz Volkswagen anahtarı bu. Tasarım olarak aslında belli başlı kitlelerin böyle yorumlarda sürekli söylediği, o çok araba eskidikten sonra bize geliyor, teknolojisi eskisi vesaire gibi olmadığını video içinde göreceksiniz. Çünkü 2024 yılında ID.4 bir yenilenme gördü. Hem altyapı olarak hem de araç olarak. Bu da yeni nesil elektronik altyapıyla geliyor. Bu araçta 52 kW'lık bir batarya var ve 450 km'lik bir şehir içi menzil sunuyor bize. Fiyat bandındaki diğer araçlarla çok benzer bir değer aslında. Bu çok fazla eksik yanı yok. Tiguan'dan 4 santim daha uzun bir araç bu arada, bunu da söyleyelim. Tasarımla başlayalım. Önde LED farlarımız yer alıyor. Bu araçta basic LED'ler var. IQ LED matrixleri de opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Önde bu Volkswagen logosu ve etrafındaki beyaz çizgiler artık krom değil. ID ailesinde zaten krom olarak sunulmuyor. Bu da işte hem dünyada azalan krom mineralinin yerini almak hem de biraz çevrecilik vurgusu yapmak adına yapılmış bir hareket. Farımızın üstünde de o beyaz çizgiler devam ediyor. Farımızdaki belki de tek eksik sinyal ampulünün halojen olması, ama bu da çok büyük bir şey değil, değiştirilebilir bir şey. Yani çok dert edilecek bir durum değil. Jantlarımız gördüğünüz gibi 18 inç çapında 235-60-18 lastik ebatımız var ve elmas kesim konturlu jantlar. Yine Volkswagen logosu beyaz, krom değil. Bu aracın belki de en güzel yanlarından biri çevre görüş sistemine sahip olması. Aynı altında ve ön logomuzda kameralarımız var. Yukarıda bir cam tavanımız var, fakat cam tavan açılmıyor. Perdeli bir cam tavanımız yer alıyor. Yine elektrikli araçların çoğunda gördüğünüz gibi gömük bir kapı kolu dizaynımız var ve bunlar elektrikli. Bastığınızda kapıyı bırakıyor, kapattığınızda tekrar kapanıyor. B sütunundaki Volkswagen yazımız devam ediyor. Bu da çok güzel bir detay bence. Arka camlarımızda herhangi bir karartma yok, ama böyle hafif renkli camlar. Çok böyle akvaryum gibi değil içerisi. Burada şarj yuvamızı görüyorsunuz. Bu araçta 125 kW'lık bir elektrik motoru var. 52 kW batarya, video başında söylediğim gibi. 10'dan 80'e 25 dakikada doluyor. 11 kW'lık bir AC şarj kapasitesi de yer alıyor aynı zamanda. Tasarımla devam edelim. Arkada gördüğünüz gibi LED stoplarımız boydan boya yer alıyorlar. Volkswagen logomuz ve ID.4 model ibaremizi burada görebiliyorsunuz. Yine bunlarda da beyaz tercih edilmiş. Aracın rengi çok hoşuma gitti bu arada. Mavi renkli, gerçekten hoş bir araç. Elektrikli bagajımız var. Şurada bagaj hacmimizi görüyorsunuz. Şu an ekranda da çıkıyor. Gerçekten gayet başarılı bir bagaj alanı var. Burada şarj kablomuz koyulmuş. Şu bagajın altına da birlikte bakalım isterseniz. Burada da bagaj rafını iki katlı olarak kullanabiliyorsunuz. Alt kısmında da yine bir göz yer alıyor. Burada bir ışığımız var. Sol tarafta da yine bir ışık, bir 12 voltluk soket ve askılıklarımız yer alıyor. Bagaj alanı gayet güzel. Şöyle elektrikli bagajımızı basarak kapatabiliyoruz. Hadi yine şimdi içeri geçelim, bir de aracın içine bakalım. Şimdi ID.4'ün iç mekanına geçtim. Burada daha simple ve çevrecilik ön plana alınarak yapılan bir iç mekan tasarımımız var. Eco-friendly olarak geçiyor ve vegan ürünler kullanılmış. Şu kontağımızı bir açalım. Buraya bir start stop butonu yerleştirilmiş, ama bu butonu kullanmadan direkt frene basıp D'ye alarak da arabayı kullanabiliyorsunuz. Ekranımız diğer Volkswagen modellerinden tanıdığımız ekran. Herhangi bir ekstra yok. Sadece burada farklı olarak bağımsız klimanın ayarlarını yapabiliyorsunuz ve şarj ayarlarınızı görebiliyorsunuz. Güncel olarak ne kadar şarj olduğunu, pil optimizasyonunuzu ve kayıtlı şarj yerlerini görebiliyorsunuz. Araba şu an dediğim gibi taşıma modunda olduğu için henüz ekran tam olarak açılmıyor. Diğer Volkswagen modellerinden tanıdığımız, bildiğimiz bir ekran yer alıyor. Koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma gibi fonksiyonlarımız da var. Direksiyon ısıtmanın tuşu burada zaten. Direkt direksiyonun üzerine gelelim. Burada artık diğer Volkswagen modellerinden de tanıdığımız, kullanımı bırakılmış Golf 8'de özellikle, dokunmatik benzer şekilde tasarlanan direksiyon tuşlarımız var. Buradan
farklı farklı menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Sağ ve sol olarak menüleri büyüterek kullanabiliyoruz. Küçük bir bilgilendirme ekranımız var. Aslında çok büyük bir ekran değil ama kullanışlılığı güzel. Her şeyi tek paket halinde size sunabiliyor. Ben ilk fotoğraflarda baktığımda çok garibime gitmişti küçük olması ama elektrikli otomobillerde hem böyle olduğunu biliyoruz zaten. Tesla'da bu bile yok. Burada sadece ekran. Burada bunun sunulması ilk başta bir garip gelmişti bana ama arabaya oturduğum zaman aslında çok da garip değil. Gerçekten tam direksiyonun arkasını dolduruyor ve gözümün önünde kalıyor. Bütün bilgileri görebiliyorum. Burada da sürüş destek sistemlerimizin kontrolleri var. Bu araçta Travel Assist'te standart olarak sunuluyor. Malzemelerden bahsedeyim. Dediğim gibi burada vegan ürünler kullanılmış ama deri görünümlü plastiklerimiz var. Şuradan itibaren sertleşiyor. Bu şeyler elektrikli araçlarda bildiğimiz durumlar. Hani kalite olarak biraz daha çevrecilik göz önüne alındığı için şeylerden faydalanılıyor. Böyle malzeme kalitesi olarak ekonomik ve çevre geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Torpido gözümüz gayet yeterli. Herhangi bir kaplaması yer almıyor. Burada bu konsolumuzun önünde bir boşluk var. Altı da boş konsolun ve iki taraf birbirine bağlı. Burada iki adet bardaklığımız yer alıyor. Bu bardaklığı buradan böyle çıkarıp burayı boş bir göz olarak da kullanabiliyorsunuz. O yönden de güzel. Kullanışlılık yönlerinden güzel. Burada iki tane kartlığımız yer alıyor. Şunu biraz daha aşağıya elim. Burayı görün siz de. Kol dayamalarımız var. Bunlar böyle altındaki tuş yardımıyla basarak yüksekliğini ayarlayabildiğiniz iki koltuk için ayrı ayrı kol dayamalar. Burada bir kablosuz şarj gözümüz var. Üstü ışıklı. İki Type-C çıkış. Bir bardaklık gibi bir gözümüz var. Şu kol yardımıyla da şu parça yardımıyla da burası ayarlanabiliyor, bölünebiliyor. Farklı şekillere sokulabiliyor. O da güzel bir kişiselleştirme sunuyor bize. Buranın üstü böyle kapanabiliyor. Volkswagen'in bu huyunu severim. Buraları kapanabilir yapıyor. Ve hem toz olmuyor hem de estetik olarak güzel görünüyor. LED aydınlatmalarımız var burada iki taraflı. Ve sunroof perdemiz var. Bu sunroof açılmıyor cam tavanımız. Sadece perdesi var. Tavanımız siyah ve ışıklı makyaj aynalarımız yer alıyor tavanda. Dörtlü butonumuz burada yer alıyor. Vites seçicimiz zaten artık yeni Volkswagen'lerden alıştığımız gibi burada. Burada farklı bir şey. Bu sürücü tarafındaki kontrolcü. Şimdi Volkswagen'den alışık olduğumuz tarzda değil zaten bu ayna ayarı. Arka çocuk kilitlerini buradan açıp kapatabiliyoruz. Katlanır aynanın kontrolü burada. İki tane cam butonu var. Şimdi bunu gören diyor ki bu camlar açılmıyor mu? Açılıyor arka camlar. Rear tuşuna basıyorsunuz burada. Dokunmatik görünümlü bir tuş. Arka cam kontrolcüsü oluyor bu. Geri basıyorsunuz. Normal ön cam kontrolcüsü oluyor. Biraz farklı bir seçim. O da biraz hani dediğim gibi ekonomiklik ön planda ya elektrikli araçlarda. Burada da o çalışılmış. Kapı üstleri böyle hafif yumuşamsı. Buralar deri. Kapı içi gözler gayet geniş. Alt kısmı halı sadece. Etrafı halı değil. O yönlerden de güzel malzemelerimiz var. Koltuklarımız deri alkantara karışımı. Rahat, gayet güzel. Baldır destekleri yeterli. Yanal destekleri yeterli. Bel desteği bulunmuyor koltuklarda ve manuel koltuklarımız var. Ama koltuk kalitesi olarak hoşuma gitti. Ön tarafta genel olarak anlatacaklarım böyleydi. Direksiyon derisi de biraz ekonomik. Vegan olduğu için dokusu farklı diğer derilerden. Ön tarafta anlatacaklarım böyleydi. Ekstra olarak donanım olarak 30 renkli ambiyans aydınlatması var. Sürüş profil seçimi var bu araçta. Isı pompası da bulunuyor bu arada bu araçta. Onu da söyleyeyim ve arkaya geçelim hadi. Evet, ID6'nın arka yaşam alanına geldim şu an. Arkada gördüğünüz gibi ben önde çok 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 rahat otururken arkada böyle bir karışlık bir diz mesafesi var. Ben bu koltuğu biraz daha öne de alabilirdim. Az önce çekim için biraz geri almıştım. Şu seviyelerde falan oturursam bir karıştan da fazla bir alan oluyor ama şu haliyle bile yeterli. Benim boyum 1.76 bu arada bilmeyenler için. Baş olarak böyle 5 parmağım çok rahat giriyor. Yukarıdaki cam tavanın etkisiyle burası oldukça ferah. Tavanımız açılmıyor ama buraya yine bir ferah alan sağlıyor. Özellikle siyah tavanlı araçlarda cam tavanın etkisi bayağı iyi oluyor. Ortada bir kol dayamamız var. Bunun içinde iki bardaklığımız var ve bagaja erişimimiz buradan yer alıyor. Bir Volkswagen için şaşırtıcı ama ortada bir şaft tüneli yok elektrikli olduğu için tabii. Ve orta koltuğumuz bayağı geniş. Şöyle buraya oturduğum zaman çok rahatım. Önümde de ayaklarım kalıyor. Sağa sola da açmıyorum. Burada 3 kişi rahat oturabilir. Havalandırmalar aşağıda yer alıyor bayağı. Orada 2 Type-C ve 3. bölge klima yer alıyor. Onun haricinde koltuklarımız yine deri alkantara. Burada arka cam kontrollerimiz ve kapı tutamağımız biraz farklı tasarlanmış. Malzemeler yukarıda sert.
Geri kalanında yine deri malzemeler kullanmış. Burada arka kapı işlerinde de herhangi bir kaplama yer almıyor. Burada askılıklarımız var. File germek isterseniz onun parçaları var. Ve dokunmatik LED aydınlatmalarımız var. Genel olarak şu, burada da ceplerimiz var bu arada. Onlara da söyleyeyim. Genel olarak arka yaşam alanında oldukça güzel ve malzeme kaliteleri yeterli. Elektrikli otomobiller ve çevrecilik vurgusunu göz önünde bulundurursanız gayet yeterli bir alanı var. Ferah da bir alan var. Ön koltukta, sağ ön koltukta da ISOFIX bulunuyor bu arada. Onu da söyleyeyim hazır gözüme çarpmışken. Genel anlamda ID.4'ü ben beğendim. Bu araç şu an 1 milyon 650 bin lira bandında satılıyor. 1 milyon 650, 1 milyon 670 bayiden bayiye değişiyor. Baktığınız zaman bu fiyat bandında Kona Elektrik var. Kona Elektrik'ten daha dolu bir araç. PSA'nın elektriklerinden daha verimli bir araç menzil olarak. 450 kilometre menzil vaat ediyor şehir içinde. Onun haricinde Megane E-Tech'ten arka yaşam alanı olarak baya baya iyi bir araç. Onu da söyleyebilirim. Objektif olmak lazım sonuçta. Megane E-Tech'in her şeyi güzel olsa bile arkada maalesef bazı dezavantajları vardı. Bu araç oldukça ferah ve geniş ona göre. 1 milyon 870 bin liralık liste fiyatıyla evet TOGG ve Tesla büyük bir rakip. Onlardan biraz geride kalabilir ama zaten Volkswagen de bunun farkında olduğu için 1 milyon 650 ile 1 milyon 670 bandında satıyor bu aracı. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, sürüş modu seçimi, cam tavan, elektrikli bagaj sunan bir elektrikli otomobil almak isterseniz bence çok mantıklı bir araç. Açıkçası ben olsam bu fiyat bandında elektrikli bir araç alacak olsam bu araca kesinlikle bakardım. Hem donanımlı hem geniş hem tasarım da biraz geleneksel bir tasarım. Evet Volkswagen geleneklerinden kopmuyor ama elektrikli olduğunu az çok belli ediyor. Hoş bir tasarımı var bence. Bu noktada da şöyle bir eleştirilere bir cevaben şöyle bir şey diyelim. Araba eskidi sonra bize getirdiler. Volkswagen batıyor diye bize getirdiler gibi söylemler oluyor. Şöyle bir şey var. Bu araç evet 2019 yılında çıktı ama 2024 yılında altyapı olarak bir güncelleme aldı. Hem ekranlar olarak olsun hem de altyapı olarak. Bu da o güncel versiyonla geliyor. Yani baktığınız zaman şu anda Avrupa'da en çok satan Volkswagen'lerden biri bu araba. ID ailesi. Öyle bir durumda bence çok mantıklı bir hareket oldu bu aracın gelmesi. ID.3'ten ziyade. Çünkü biraz aile otomobili açıkçası. Bu fiyatlarda satmak da güzel bir seçim olmuş Volkswagen için. Böyleydi genel olarak. Hadi dışarı çıkalım bir kapanış yapalım. Evet, ID.4 ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sizce yeni ID.4 nasıl olmuş? Siz olsanız 1 milyon 650 bin lira gibi kampanyalı bir fiyata bu aracı tercih eder misiniz? Yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.